Merhaba arkadaşlar bu dersimizde ormancılık ve ormancılık faaliyetleriyle ilgili detaylara geçeceğiz. Şimdi ormancılık deyince aklımıza ve orman sahası deyince aklımıza Türkiye'de ilk gelecek bölgemiz %27 ile Karadeniz. Bunu takiben Akdeniz, Marmara ve Ege bölgeleri gelecek. Ormancılık faaliyetleri Türkiye'de yoğun olarak yapılmaktadır ve bu yoğunluk Türkiye'ye bu anlamda ekonomik gelir kazandırmaktadır. Türkiye ihraç etmektedir ormancılık ürünlerinde. Bu da önemli bir detay. Şimdi ormanın faydaları nelerdir ve buradan kazanacağımız edinimler ne olmalıdır onlara bir bakalım orman yararları arasında ilk söyleyebileceğimiz şey erozyonu önler ormanlarımız bu anlamda yine havayı temizleme özelliğine sahip nem sağlar mobilya, kağıt, gıda kereste, ilaç parke ve sunta gibi malzemelerin ham maddesini sağlayacaktır yine orman. Ormancılık ülkemizin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Lütfen unutmayalım. Demek ki Türkiye ormancılık yapan ülkeler arasında rahatlıkla girebilir. İhracatı yoğundur. İhraç neydi? Dışarıdan aldığımız ithal, ihraç ise dışarıya sattığımız. Demek ki biz orman ürünleri bakımından oldukça yoğun ihracata yani dış satıma sahip ülkeler arasındayız. Yine ekonomik faaliyetlerden bir tanesi ormancılık hemen arkasından gelecek madencilik. Madenciliğin işletime açılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. O şartlar nedir diye sorarsa hemen ilk olarak tenürün yani saf madenin yüksek olması öncelikle şartımız. 2. Sermaye yeterli olmalı. 3. Kalifiye eleman olmalı. 4. Rezervi işletme için yeterli olmalı. Ki Türkiye'de rezervi işletme için yeterli olmayan bir takım şirketler çalışmalar başlatmış. Fakat yeterli olmadığı anlaşılınca tekrar kapatılma yoluna gidilmiştir. Bu da önemli bir detay. Ulaşımın yine kolay olması madencilikle öncelikli şartlarımız arasına girmiştir. Bir hatırlatmamız var. Şimdi size diyecek ki volkanik sahalarda bir takım madenler gelişmiştir. O madenler ne olabilir? Onları bir de saylandıralım. Volkanik sahalarda metalik maden yani bunlar krom, kurşun, pirit, manganez ve elmas gibi madenler oldukça yoğundur. Tekrar ediyorum volkanik sahalarda bu bahsettiğimiz madenler oldukça yoğun unutmayalım. Uranyum, grafit, taş kömürü, antrasit birinci zamanda oluşmuş kayaçlardır birinci zamanda oluşmuş kayaçları hemen YGS başlığında bir hatırlarsak şöyle diyebiliriz. Birinci zamanda oluşan kayaçlar enerjisi yani kalorisi yüksek kayaçlardır. Aynen taş kömüründe olduğu gibi ve bu anlamda eritmede, ergitmede en çok kullanacak madenlerde bunlardır. Türkiye bu anlamda çok şanslı değil. Çünkü genellikle 3 ve 4. zaman arazilerinde yer alan Türkiye birinci zaman arazisi olarak Zonguldak civarını görecek. Onlarca çok fazla birinci zaman arazisi karşımıza çıkmayacak ve bu anlamda taş kömür ihraç mı edeceğiz, ithal mı edeceğiz gibi bir soru çıkarsa ne diyeceğiz? Ülkemizde az ise mecbur ne yapacağız? Dışarıdan sağlayacağız kaynağı. Yani ithal edeceğiz. Madenlerimizin ihraç edilmesi sanayimizin yeterince gelişmediğini göster göstergesi olacak. Bu ne demek? Ülkemizde boş dünya rezervi olarak birinci sırada. Yani dünyada da birinci sıradayız. Türkiye bu anlamda ekonomik kalkınmışlığını bora bağlı olarak çok fazla geliştirebilir. Ama maalesef bir takım eksilerden dolayı az önce bahsettiğimiz gelişmemiş madencilik faaliyetlerinin devam etmesinden dolayı bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu anlamda maalesef ham madde olarak dışarıya veriyoruz ve dışarıdan daha fahiş fiyatlarla, daha yüksek fiyatlarla geri alıyoruz. Bu da bizim bu anlamda sürekli bir açığa girmemize sebep oluyor. Bu ülkemizin gelişmekte olduğunun ispatı. Peki madencinin canlanması için neler karşımıza çıkacak? İş Bankası bu anlamda madenciliği direkt desteklemiş. Türkiye Sanayi ve Maden Bankası yine direkt destekleyen kuruluşlar arasında. MTA biliyoruz zaten 1935 yılında önemli faaliyetlerle e, işe koşulmuştur MTA. Sermaye sağlanması için Etibank kurulmuş, madencilik temelleri altında. Türkiye'de ilk petrol MTA tarafından aranmış ve Batman'da yani Batman'ın ramandığında bulunmuş ilk MTA tarafından. 1957'de Türkiye Kömür İşletmeleri kuruluyor. 1960'te Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yine madencinin canlanması için faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Şimdi enerji kaynaklarına bir göz atacağız. Enerji kaynakları deyince aklımıza ilk olarak ve şu anda çok gündemde olan nükleer enerji gelecek. Nükleer enerjide uranyum ve hatta toryum kullanılır. Dünya elektriğinin %17'si uranyumla yani nükleer enerjiyle sağlanmaktadır. Dünyada 442 santral nükleer santraldir. En fazla kullanan ülkemiz ise dünyada Fransa'dır %73 oranıyla oldukça yüksek bir oran. Nükleer tesisin Türkiye'de de kurulma ihtimali üzerinde durmuştuk diğer derslerimizde. Şimdi onu bir tekrar hatırlayalım. Sinop ve Mersin nükleer tesisin kurulması istenilen iki saha. Şimdi burada denize yakınlık önemli çünkü su bu anlamda nükleer tesiste çok fazla kullanılacak. Suya yakınlık önemli bir. İkincisi deprem sahalarından uzak yerlere nükleer tesisler kurulmalıdır. Çünkü deprem nükleer tesis üzerinde oldukça büyük sıkıntılar oluşturabiliyor. Bununla ilgili hemen şöyle bir güncel bilgi hatırlamamız gerekirse Japonya'da yaşanan nükleer tesisin depremle birlikte patlaması ve buna bağlı olarak çevre sıkıntılarının ortaya çıkması yine buna en önemli güncel örneğimiz olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. En çok kullanılan ülkemiz Fransa demiştik. Bu anlamda nükleerde kendini en çok geliştiren ülkede Fransa'dır. Bu da önemli bir detay unutmayalım. Müzik